Çözüm Stüdyosu kanalımızdan tekrar merhaba. Ben Esar. Yeni bir çözümle karşınızdayız. Bir Asus Z97 görüntü vermeyen fakat konuğumuz oldu. Sistemde herhangi bir donanım arızası olup olmadığını ufak ölçümler sağladığımız zaman gördük. Voltajlar gayet yerinde ama sistem herhangi bir şekilde bip, uyarı, buzzer sesi çıkartmıyor. İlk olarak notebook cihazlarda da yaptığımız gibi BIOS müdahalesi gerçekleştirdik ve gördüğümüz şekilde cihazı okuduk. Anlamsız bazı veri kayıtları görüyoruz. Sanıyoruz ki BIOS'ta hasar var. Bu işin kitabı veya tecrübesinde şart gerek yok. Akıl var, mantık var. Deneyebileceğiniz basit şeyleri uygulayın. Çözüm olur ya da olmaz. Kapsüllenmiş BIOS dosyamızı masaüstüne ihraç ediyoruz. Çünkü direkt açtığımızda uygulama benlik çipinden büyük bir dosyayı bize seçtirmiyor. Burada ufak bir itirazımız olacak. Yanlış bilgilendirme yapılmış. Nokta cap dosyaları kapsüllenmiş dosyalardır. Herkes de yapabilir. Yok öyle bir dünya. Şimdi nasıl yapacağınızı da anlatacağız. Kapsüllenmiş dosyalar imzalanmış BIOS dosyalarıdır. Üreticinin doğru bir şekilde anakartınıza uygun dosyayı yazmanızı sağladığı, kullanıcıyı korumak üzere geliştirdiği bir sistemdir. Bu sayede hackerlar da sizin anakartınıza zarar vermeyecektir. Özel modlanmış BIOS'ları yüklerken bu şekilde bir engelleme sağlanmıştır. Tabii eğer EEPROM'la yazacaksanız da bu işi normalde yetkili servislerin yapabildiği bazı uygulama ve araçlar var. Notebook cihazlarda dahi kullanılıyor. Şimdi ona bakalım. UEFI Tool aracını internette bulabilirsiniz. Bu UEFI BIOS'ları açar bir uygulamadır. EMI Aptio kapsül içerisinde Intel Image dediği bizim BIOS dosyamız. Bunu sağ tıklayıp Extract Body dediğinizde gövdeyi dışarıya ROM dosyası veya BIN dosyası olarak ayıklayabilirsiniz. Biz de Z97K olarak bu dosyayı masa üstüne ihraç etmiş olduk. Artık bu uygulamayla işimiz bitti. Şimdi yine GH341 kullanarak bunu yazalım. İki dosyamda yan yana var. Çipimi yine bul dedim. Dosyamı uygulamaya göstermeden evvel entegreyi siliyorum ve boşluk kontrolünü sağlıyorum. Sorunsuz bir şekilde yazıp yazamadığımızı çip boş uyarısıyla anlayabiliriz. Şimdi dosyamızı açalım ve write diyerek dosyayı BIOS entegresine yazma işine geçelim. Çip ve ara bellek aynı olduğunda doğru bir şekilde BIOS yazılmış demektir. Ve yerine takarak deneme yapacağız. Şimdi test için hazırız. Start verelim. Onboard görüntüyle televizyona bağladığımız sistem görüntüyü verdi. Gayet güzel. Daha sonra ekran kartıyla da bir deneme yaptık. Ekran kartının da sorunsuz bir şekilde çalıştığını gördük. İşte bu kadar. Yok herkes yapamaz. Yok bana özel bir çözüm. Yok böyle bir dünya. Son kullanıcının yapabileceği şeyler de mevcuttur. Görüşmek üzere.